Sağ ol. Ömer. Tekrar başın sağ olsun. Bu adam hem bana hem benim aileme ne psikopatlıklar yaptı. Şimdi üzülüyor olması imkansız diye düşünüyorsun, biliyorum. Ama ben öyle değilim Ömercik. Kendim zarar veriyorsam illa kendimce bir sebebim vardır. Yoksa hayatın durduk yere tokatlarına, hele ki zamansız ölümlere sevinecek kadar kalleş değilim. Yani sen ister inan, ister inanma, çok üzgünüm. Tekrar başın sağ olsun. Eyvallah. Abim bana her zaman iyi davranırdı. İyi bir insandı yani. Başın sağ olsun. Sağ ol. Günaydın. Günaydın. Ben ilk ders yetişemezsin sanıyordum. Vallahi ben de öyle sanıyordum ama Allah'tan uçak röter yapmadı, yoksa çok zordu. Melisa nasıl? Daha iyi mi? Yok. Ruh gibi hala. Konuşmuyor, yemiyor. Nasıl toparlayacak hiçbir fikrim yok. Küçük prenses. Sen ne yapıyorsun burada? Bizi yalnız bırakmak istemedi. Devam diyorsunuz yani ha? Devam. Fıstığım, bizi dersteyken sen kantinde bekleyeceksin. Anlaştık değil mi? Tamam, anlaştık. Tamam, seni götürelim o zaman biz. Senin uçak korkun varmış. Nasıl geçti yolculuk? Ben Asiye'yle yendim o korkumu ya. İdare edebildim yani. Hoş geldin. Masum abi, sana zahmet olmaz değil mi? Yok be kızım ya, ne zahmet? Böyle de söyledim kaç defa. Tabii ki bana bırakacaksınız. Ömer, bana da iyi gelir. Şu kafede bir haftadır neler yaşıyorum, bir ben biliyorum ya. Abi biz gidelim mi artık ya? Tamam Ömer'im, hadi git. Teneffüste geri geleceksiniz değil mi abi? Geleceğiz ablacığım. Süsen, iyi misin? Kötü gözüküyorsun. Kötüyüm. Niye? Giremediler kafeye. Kadir hep burada çalışıyordu ya. Alışacaklar Süsen. Zaman lazım sadece biraz. Ya sen nasıl bu kadar rahat söyleyebiliyorsun ya bunu, ha? Ya Ömer'lerin şu durumuna hiç mi üzülmüyorsun sen? Üzülüyorum, üzülüyorum tabii ki. Ama artık yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok artık. Sen de kendini bu kadar yıpratma. Bütün okları kendi üstüne çekiyorsun zaten. Bence Ömer'le falan da konuşma yani. Pardon. Sana mı soracağım kimle konuşup konuşmayacağımı? Allah Allah ya. İnşallah saçma bir şey yapmazsın Süsen. İnşallah. Bugünkü konu anlatımımız bittiğine göre sınav sonuçlarınızı dağıtabilirim. Hocam benim kağıdımı vermeseniz olur mu? Nedenmiş o? Henüz kendisiyle yüzleşmeye hiç hazır değilim. Ben masanı bırakayım o zaman. Hazır olduğunda bakarsın, olur mu? Ya 80 almışım. 80 mi? 20 ne ya? Hocam, acaba diyorum Aybike'yle benim kağıdımı ortak hesaplama şansınız var mı?
Zaten soyadlarımız da aynı. Güzel tamamlayalım, düz olsun. Psst. Sınavda yanında Ömercik olmayınca patlamışsın ha. Psikopat ya, kıskanç herif. 60 almışım siz. 70. 70 güzel. Sen nasılsın? 45. Musul ablanım, senin neyin var böyle ya? Ben aklımı pek veremedim de. O yüzden herhalde. Çocuklar, siz mazeretli sayıldığınız için telafi sınavı olacaksınız. Tamam hocam. Sen de Doruk'cum. Tamamdır hocam. Sınav yarın olacak. Saatini size bildiririm. Önümüzdeki dönem burs hakkı kazanmak için not ortalamalarınızı yüksek tutmanız gerek. Ona göre çalışın lütfen. Tamam. Hadi. Asiye, biz Oğulcan'la kütüphaneye gideceğiz. Emel'e sen bakar mısın? Tamam. Sınava mı çalışacaksınız? Ne sınavı? Ömer, Filiz Hoca 2 dakika önce ne anlattı? Ha, yok yok. Biz yeni ilan bastırmaya gideceğiz. Ömer, bence ilanı boş ver de sınava çalışalım. Asiye, tamam. Bir şey olmaz. Ömer, bu sınavdan kötü alırsak bize burs vermeyecekler. Ben de merak ediyorum abime kim çarptı, kim kaçtı da. Aslında Asiye haklı. Yani polis arıyordur zaten. Ya bir karışmayın işime. Ölen benim abim. Belki gören mören olmuştur. Ne bileyim, olamaz mı? Olabilir tabii Ömer. Olabilir ama bir sakin ol lütfen. Ondan sonra konuşalım, olur mu? Siz sosyal medyaya verdiniz mi ilanı? Yok. Niye aklımıza gelmedi bu bizim ya? Aslında iyi fikir ya. Hemen hesap açıp oradan da paylaşalım. İyi fikir. Oraya da bir post koyalım. Belki böyle hissediyordur kendisini. Ya tamam, anlıyorum. Bir şey demiyorum da. Yatıyor kalkıyor bunu düşünüyor Doruk. Bizim daha önemli sorunlarımız var. Umurunda değil. Tamam, üzülme sen. Hadi gel biz Emel'e bakalım ha. Özlemiştir güzel ablasını. Aybike. Ne yaptılar Asiye'ler? Geldiler mi okula? Geldiler. Nasıllar peki? Yani işte idare ediyorlar. Sen nasılsın? Eve çıkmışsın, alıştın mı? Yani biraz değişik geliyor hala. Ya önce o kadar insanın olduğu yetimhane, sonra sizin ev. Şimdi böyle 2 kişi olunca bir garip hissediyorum açıkçası. Ama iyiyim ya. İyi gelecek bana bu değişiklik. İyi iyi. Artık misafirliğe geliriz bir gün. Ya tabii, çok isterim. Herkese al gel. Tamam, geliriz. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bence de bir görüşelim artık. Ben sana dememiştim onu ama. Ben de diyorum ki bana da bir desen mi acaba? Bak kaç gün oldu eve çıkalı. Hala bir davet etmedin. Bozuluyorum. Ya öyle bir zorunluluğun vardı, ben mi bilmiyorum? Yani yok tabii öyle bir zorunluluğun da. Hani adettendir. Biri bir yere taşınınca güle güle otur demeye gidilir. Üstelik öyle eli boşta gidilmez. Ha, okulun psikopat bildiği çocuk şimdi gelmiş bana örf adetten bahsediyor, öyle mi? Herkesin kendini açık ettiği, rahat edip iyi hissettiği yerler vardır. Benimki de senin yanın demek ki. İyi, tamam. Yarın okul çıkışı uğrayabilirsin. Yarın. Okul çıkışı diyorsun ha? Diyorum. O zaman benim hemen hediye düşünmem gerek. Şöyle dönüp 7/24 bakabileceğim bir şey olması lazım. Hediyeye falan gerek yok. Yani bir çay yaparım. İçersin gidersin. Oldu mu? Oldu. Akıllı kız. Oldu. Yedek bant aldın mı yanına? Aldım kuzey, aldım. Ya arkadaş, her gün aynı soruyu soramazsın ki bana. Aptal mıyım ben? Unutmadım. Oğlum delirtme beni. Geçen gün sokağın başında bitti demedin mi? Ya dedim demesine de yedek olarak aldığım bant bitti dedim. Ya bant almayı unuttum demedim ki. La ilahe ya.
Tülsi, yeni araban süpermiş. Bayıldım valla. İstediğin zaman kullan ya. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Sen arabanı mı değiştirdin? Evet ya, diğeri çalındı da böyle bir şey oldu işte. Vallahi iyi ki çalınmış diyeceğim. Ayıp olacak. Bu daha havalı ama iyi olmuş yani, çok iyi olmuş. Teşekkür ederim. Seni de bırakayım. Ha yok, sen beni başka gün bırakırsın. Benim burada biraz işim var. Tamam peki. Bay bay. Görüşürüz. Süsi. Ne haber? İyiyim. Senden ne haber? İyi vallahi, ne olsun. Ne tarafa? Eve geçiyorum ya. Sizi de bırakayım istersen. Olur. O süsü süper olur. Vallahi bir an hiç sormayacaksın zannetmiştim ha. Sen ne arsız bir herifsin ya. Tamam ya. Kral kontenjanından sonra öne geç. Sıkıntı yok ya. Zaten benim dişim yoktu. Tabii tabii. Tamam. Sen aldın. Güven Sokak. 101. Sirkeci. Tamamdır, ben hemen geliyorum. Biliyordum. Birinin kazayı gördüğünü biliyordum. Aldım bunu. Şimdi, ya gerçekten duyan biriyse, ya gerçekten Ömer'e söylerse? Bilmiyorum Süsen. Düşünüyorum şu an. Ne yapacağımızı düşünüyorum. Bir sakin ol. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin. Ömer yazarken ben de not ettim adresi. Babamı arayalım, o ne yapacağımızı iyi biliriz. Arama. Babam burada zaten. Baba, baba. Baba, tam seni arayacaktım. İyi oldu, gördüm. Ne haber koç? Özledin mi beni? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Hani bizim bir önceki karşılaşma biraz gergin diye okulda. Bir sarılalım, bir düşman çatlatalım mı? Gel. Baba, baba. Kazayı gören biri Ömer'i aradı az önce. İlandan görmüş. Ömer her yere ilan astı baba. Sen ne diyorsun ya? İyi ki kimse yoktu ki burada. İmkansız böyle bir şey. Bilmiyorum, bilmiyorum. Ömer şimdi çıkmak için hazırlanıyor. Buluşacaklarmış. Buluşacaklar mıymış? Evet. Ömer not ederken ben de not ettim adresi. Var bende adres. İyi, iyi yapmışsın. Hakikaten kazayı gören biri mi yoksa bir numara mı yapıyor bilmiyoruz ama alınacak risk değil. Birinin gördüğüne eminim, biliyor musun? Bak aradı işte. İnşallah dünkü gibi hayal kırıklığı olmaz ya. Ya yok, sanmıyorum. Eşimle de konuştum dedi. Hani ikisi de yanılıyor olamaz herhalde. Doğru söylüyorsun. Ben de geleceğim diyorum ama Emir okulda. Onu ne yapacağım? Cemile ile mi o? Evet. Dün Mazlum abiyle, bugün Cemile ile. Bakalım daha böyle ne kadar idare edebileceğiz. Ben kaçıyorum. Tamam. Ömer. Buyurun hocam. Nereye oğlum? Hocam acil bir işim var da ona gidiyorum. Okul saati ne işiymiş bu anlar? Ya hocam haklısınız da çok önemli, gitmem lazım. Vallahi hiçbir şey okuldaki sorumluluklarından daha acil olamaz. İkinizi birden odama bekliyorum. Hocam haklısınız da... Ömer, lütfen oğlum. Geliyorsunuz. Geldim hocam, geldim. Bak adamdan her şeyi öğrenmen gerekiyor. Kimmiş, neymiş, neciymiş,
ne görmüş, bunların hepsini öğrenmen lazım, anladın mı? Anladım. Da işte nasıl öğreneceksin? Hani niye anlasın adam sana durup dururken böyle bir şey? Ben öğrenmeyeceğim ki. Ömer öğrenecek. Nasıl? Yani adam sonuçta Ömer'i görmedi. Ben adrese gideceğim, ben Ömer'im diyeceğim. Arkadaş ya, şeytanın aklına gelmez, aferin lan. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Benim genler sende daha baskın, o belli yani. Doruk hiç böyle değil. İyi, güzel. De işte peki, adam seni gördüyse, tanırsa ne yapacağız? Hı? Bence o riski göze almaya değer. Çünkü sonucunda Ömer'in öğrenmesi var. Doğru. Sonuçta işin ucunda Melisa var. Neyse, onlar geliyorlar, konuşuruz. Tamam, sen git. Söylediklerimi yap. Ben Ömer'leri oyalayacağım, hadi. Tamam. Junior Akif ya. Olacak şey değil Junior Akif. Nereden çıktı bu toplantı şimdi ya? Adam hemen geliyorum dedim, yarım saat oldu. Ben de anlamadım ki. Çocuklar, bu toplantı Akif Bey'in özel ricasıdır. Kendisi gelecek dönem bursların nasıl dağıtılacağı konusunda sizlerle konuşmak istedi. Tam zamanıydı, beni buldu. Buyurun Akif Bey. Eyvallah, buyur. Evet, sevgili Ataman Koleji gençleri. Şimdi tabii ki siz de çok iyi biliyorsunuz ki bizim okulumuzda burslu okumak çok büyük bir ayrıcalık bir kere. Her şeyden önce. O yüzden de çok şanslı öğrencilersiniz. Ne diyeyim ben size? Hadi bakalım. Ama bu sene şimdi biliyorsunuz ki burslarınız normalde not ortalamasıyla belirleniyordu. Bu sene biz o sistemi değiştiriyoruz. Bu sene not ortalaması kadar okuldaki hal ve hareketleriniz, davranışlarınız da sizin burslarınızı etkileyecek. Bu yeni bir sistem geliştirdik bu sene. Böyle yapacağız. Yani açıkçası şunu söylüyorum ben size çocuklar. Ben artık okulumda itlik, serserilik istemiyorum ya. İstemiyorum. Şurada ağız tadıyla okulumuzla şey yapalım, eğitim hayatımızı sürdürelim yani. Anlatabiliyor muyum? Bundan sonra ben bu okulda arıza çıkaran öğrenci istemiyorum, bu kadar. Ömer. Hı? Sen hiçbir zaman burs alamayacaksın o zaman. Niyeymiş o? Arıza bir tipsin de ondan. He, hadi dönün hadi ya. Bak işine. Yani şunu anlıyorum şimdi çocuklar, hani gençsiniz, hepimiz de genç olduk, biliyoruz. Kanınız deli akıyor. Bunun farkındayız ama kanınız dışarıda deli aksın. Ben okulun içinde kanı deli akan öğrenci istemiyorum artık ya. Çıldıracağım ya, çıldıracağım. Dışarıda abimin katilini bilen biri var. Ben burada bunları dinliyorum. Tamam, biter birazdan, sabret. Şşş Ömer, kendi aramızda konuşmayalım. Sorun varsa elini kaldır, sor lütfen. Tamam hocam, sorarım, sorarım. O zaman şimdi birazdan geçmiş dönemlerde burslu öğrencilerimizin üniversiteye başlayan ve hayata atılan abileriniz, ablalarınız hakkında ve kazandıkları bölümler hakkında biraz da konuşalım. Çünkü neticede hepiniz ileride yarın bir gün birer üniversite öğrencisi olacaksınız. Hadi bakalım müdür beyciğim, o zaman detaylı detaylı bu gençlere bunları bir anlat bakalım. Ne yapıyorsun? Ben mi? Evet. Sen? Hiç. Ne yapsam da eve gitmesem diye düşünüyorum. Canım sıkkındı biraz. Tamam. Takılalım mı biraz? Ne oldu, hayırdır? Annem yeni bir iş buldu. 2 haftalığına şehir dışında. Ben de evde yalnız yalnız öyle takılmak istemiyorum. Çıkalım işte dışarı. Vallahi başıma bir şey gelmeyecekse takılalım Wonderful'um, bana uyar. Kafanda var mı bir takılma planı bari? Yani var gibi. Böyle heyecanlı, güzel bir şeyler.
Yaparız yani bir şey. İyi, hadi bakalım. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.